Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Bu teklifi bekleyen, bu kanun yasallaşmasını bekleyen tüm EYT mağduru arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek haberdeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem nedeniyle verdiği aranın sonunda ilk gündem olarak EYT düzenlemesini ele almak üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bitirin talimatı verdiği öğrenilen EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nun 4 saatlik görüşmesinin ardından yasalaştı. Sayın milletvekilleri, 405 sıra sayılı kanun teklifinin açık oylama sonucu, oy sayısı 395, kabul 395, red yok, çekimser yok, boş yok, geçersiz yok. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Bu teklifi bekleyen, bu kanun yasalaşmasını bekleyen tüm EYT mağduru arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Bir söz vermiştik. Öte yandan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, mecliste konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, EYT yasasının yeni bir şart getirmediğini söyleyerek, yaş şartı prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz diye konuştu. Teklifle 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar, prim gün sayısı ve çalışma süresi, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip olacak.